Evet, Mehmetçi'ye bir destek de Isparta Davraz Offroad Kulübü'nden geldi. Bakalım onlar neler yapmış. TSK tarafından Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteklerini göstermek adına bir araya gelen Isparta Davraz Offroad Kulübü konvoy düzenledi. Yaklaşık 30 offroad aracı ve 20 motosiklet olmak üzere toplam 50 araçtan oluşan bir konvoy Isparta İl Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Düzenlenen konvoyda araç ve motosikletlerini ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatan offroadcular şehir turu atarak Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Araçlarını park ettikten sonra meydanda hilal şeklini alarak sıralanan kulüp üyelerini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da yalnız bırakmadı. Makamından aşağı inerek kulüp yöneticilerini tebrik eden Vali Ömer Seymenoğlu, üyelerle tek tek tokalaşarak anlamlı etkinlik için teşekkür etti. Resmi bir tören şeklinde yapmaktansa doğrudan kamuoyunun farklı gruplarından farklı şekilde destek taleplerini bizlerin de önemsiyoruz. Bizim için çok özel, çok güzel. Bu bize şunu gösteriyor. Hepimizin kalbinin vatan millet sevdasıyla attığı ve memleketimize, milletimize, yönetenlere desteğimizin bir göstergesi. Onun için il valisi olarak ben tekrar teşekkür ediyorum. Nezaketinize biz teşekkür ederiz. Olur mu? Olur mu? Bu bizim görevimiz arkadaş. Saygılar. Şu kadar güzel topluluğu gördükten sonra. Isparta Davraz Offroad Kulübü kurucularından Namık Kemal Aydın vatan için her şeyi vermeye hazır olduklarını söyledi. Milli günlerde hepimizin kanı ortak kaynıyor bence. Elimizden geldiği kadar bir şey yaratıysak halkın gözünde ne mutlu bize. Çok daha fazlasını vermeye hazırız. Her şeyimizi vermeye hazırız. Isparta Davraz Offroad Kulübü Başkanı İsmail Antalyalı ise Mehmetçiklerimizin yanındayız mesajı verdi. Türk ordusunu Rabbim korusun inşallah. Her zaman yanındayız Türk milleti olarak. Bütün kulüpler olarak, Isparta olarak, kulüp üyeleri arkadaşlarının yerine de herkese çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatan uğruna can veren şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan kulüp üyeleri, İstiklal Marşı okunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldılar.